Evet Tonguçlarım, Tongüllerim hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 2013 YGS çıkmış sorularını çözüyoruz. Nasıl çözüyoruz? Kütür kütür çözüyoruz Tonguçlarım benim. Evet başlıyoruz hemen. Evet ilk sorumuz neymiş bir bakalım. Evet ne diyor bize? Bakın Tonguçlarım burada çok dikkat etmemiz gereken bir durum var. Öncelikle şunu bir hatırlayalım. Hepimiz hatırlayalım. X üzeri eksi 1 demek ne demekti? 1 bölü X demekti Tonguçlarım. Bu çok önemli. Örneğin sorumuzda ne var? M üzeri eksi 1 var. Ben bunu nasıl yazacağım? 1 bölü M yazacağım. Ama ama bak burada ÖSYM her zaman kıllık yapar. Eğer tutup ben 2 üzeri eksi 2'yi de 4 üzeri eksi 1'i de 13 üzeri eksi 1'i de bu şekilde yazmaya kalkarsam sorum uzun sürer. Ne yapıyoruz o zaman? Bakın tonguçlarım 2 üzeri eksi 1'i ben 4 ile 4 üzeri 1 ile yani 2'nin karesiyle 4 üzeri 1 ne demektir? 2'nin karesi demektir. Aynı şekilde paydayı da 4 üzeri 1 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. Bakın ne çıkıyor tonguçlarım. Bakın ne çıkıyor. Çok güzel bir şey çıkıyor bak. Eşittir diyorum. Pay kısmı ne oldu? 4 üzeri 1. Yani 2 üzeri 2 ile 2 üzeri eksi 2'yi çarpıyorum. Hemen şurada kenarda çarpayım. 2 üzeri 2, 2 üzeri eksi 2 ne yapar? Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Ve 2 üzeri ne çıkar buradan? 0 çıkar. O da nedir tonguçlarım? 1'dir. Hemen yazıyorum. 1 bölü. Aynı şekilde 4 üzeri 1 ile 4 üzeri eksi 1 paranteze dağıtıyorum. 4 üzeri 1 ile 4 üzeri eksi 1'i çarparsam 4 üzeri 0 yapar. O da nedir? 1'dir. Artı. Bakın 1 bölü M üzeri eksi 1 demiş. M üzeri eksi 1'i ben ne yapayım? Taklattırayım. Taklatınca ne olacak? M olarak geçecek. Fakat 4 üzeri 1 ile de çarptığım zaman ne olacak tonguçlarım? 4 M olacak. Eşittir. 13 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 13. Bakın tonguçlarım çok 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 dikkat. 1 bölü 1 artı 4m. 1 bölü 13. Her iki tarafa paranda attırıyorum. 4m artı 1 eşittir 13. 1'i karşıya atarsam eksi olarak geçer. 4m eşittir 13 eksi 1. 4m eşittir 12. Her iki tarafı 4'e bölersem m eşittir 3. Bakın ne yaptık? Kütür 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 dettik bunu. Devam edelim. Bakın bu soru çok çok önemli Tonguçlarım. Neden diyeceksiniz? Bu soruyu çözerken iki şekilde çözeceğiz. Şıklara bakacağız. Şıklarda rasyonel mi verilmiş yoksa ondalık mı verilmiş? Bu sorumuzun şıklarında ondalık verildiği için bakın ne yapıyorum Tonguçlarım. Çok dikkat edin. Ondalıklı sayılar deyince aklımıza ne gelecekti? Çok dikkat. Ondalıklı sayılar. Ondalıklı sayılar deyince aklımıza paydası onun kuvveti olan sayılar aklımıza gelmesi lazım üst tarafta pay kısmında her şey yazabilir. Ama altta ne yazacak? Onun kuvvetleri yazacak. Hemen düzenliyorum. 2 çarpı 0 tam onda 2. 2 bölü 10. Ne yapıyorum? Kübünü alıyorum. Kübünü alıyorum. Artı 0 tam onda 4 nedir? 4 bölü 10. Ne yapıyorum? Kübünü alıyorum. Kübünü alıyorum. Eşittir. 2'nin kübü 8. 2 ile çarparsam 16. Bölü 10'un kübü nedir? 10 yanına bir yanına 3 tane sıfırı koydum. Artı 4'ün kübü nedir? 64 bölü birin yanına 3 tane sıfırı koydum ve topluyorum. Bakın toplarsam ne yapar? 16 ile 64 topladım. 80 bölü 1000. Bakın tonguçlarım dikkat edin. Sıfırlar gitti. 8 bölü 100. Bu da nedir tonguçlarım? 0 tam 10 yüzde 8'dir. Bakın ne oldu? Ne yapacağız bu sorularımızda? Dikkat ediyoruz. Rasyonel mi yoksa ondalıklı mı? Dikkat edin devam ediyorum. O pis bir soruya denk geldik. Çok pis bir soru. Hemen cecik ben bu soruyu çözmek için tonguçlarım eldivenimi takıyorum. Pis bir soru çünkü. Evet eldivenimizi şöyle güzelce giyelim. Evet giydik. Şimdi bu soruyla ilgili hatırlamamız gerekenler neler? Onları bir düşünelim. Şimdi tonguçlarım a kare eksi b kare eşittir a eksi b a artı b. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz. Bunu soruda gördüğümü uygulamakta sıkıntı oluyor. Diyor ki öğretmenim ben a kare eksi b karenin ne olduğunu biliyorum ama ne zaman nerede uygulayacağımı bilmiyorum. Evet tonguçlarım burada en önemli nokta buradaki eksidir. İster burada kare olsun ister olmasın önemli değil. Buradaki eksiye ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bakın burada ne var? Bir tane bir eksi a var. Ama öğretmenim bir eksi a'da kare yok. Ama ben o zaman şöyle bir şey yaparım. Bir birin karesi olarak yazabilirim. Eksi a yerine kök a'nın karesi olarak yazarım. Bakın tonguçlarım çok tatlı bir şey çıkacak. Ne oldu? Bir eksi kök a'nın karesi demek. Bir eksi kök a çarpı bir artı kök a demek. Hemen bu bilgiyi burada uygulayalım. Bir artı kök a bölü 1 eksi a demiş. 1 eksi a yerine ne yazıyorum? 1 eksi köka çarpı 1 artı köka diyorum tonguçlarım. Eksi. a bölü 1 eksi köka eşittir 5 bölü 3. Bakın tonguçlarım 1 artı köka ile 1 artı köka gitti. Geriye ne kaldı? 1 bölü hemen şu kenara yazıyorum. 1 bölü 1 eksi köka eksi a bölü 1 eksi kök a eşittir 5 bölü 3. Oo, bakın 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 ne çıktı. Bak bundan sonrası göremeyeni var ya harbiden üstüne su boca ederim. Dikkat edin. 1 eksi a bölü paydalar aynı. 1 eksi kök a'yı yazıyorum. Eşittir 5 bölü 3. E ne demiştik biz? 1 eksi a yerine ne yazacaktık Tonguçlarım? Bakın burada göstermiştik. Ne yazıyorduk? 1 eksi kök a çarpı 1 artı kök a. Hemen yazalım. Şurayı kenara yazayım. 1 eksi kök a çarpı 1 artı kök a. Bölü 1 eksi kök a eşittir 5 bölü 3. 1 eksi kök a'lara güle güle dedim. 1 artı kök a kaldı. Eşittir 5 bölü 3. 1'i karşıya atarsam eksi olarak geçecek. 1'i götürdük buradan. Kök a eşittir 5 bölü 3'ten 1 çıkarsa 2 bölü 3 kalır. Her iki tarafın karesini alırsam A ne çıkacaktır? 4 bölü 9 çıkacaktır diyorum Tonguçlarım. Evet ne yaptık sorumuzu? Pis sorumuzu kütürdettik. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyorum. Aa, bu soru o kadar pis değil. Biz en iyisi eldivenimizi çıkartalım. Pis sorularımızda eldivenimizi takalım geriye. Evet Tonguçlar, ne demiş? Bu sefer Tongüllerimiz çözsün bu soruyu. Şimdi bize burada bir çıkarma işlemi vermiş Tonguçlarım. D'den C'ye çıkmış 4 kalmış. B'den B. A aynı sayıdan aynı sayı çıkarsa 9 nasıl kalır? Cık cık cık. Olmadı bak şimdi. Tongüllerim dikkat ettiniz mi? Aynı sayıdan aynı sayı çıkmış 9 kalmış. Şimdi aynı sayıdan aynı sayı çıkarsa normalde 0 kalması lazım. Hmm, demek ki o zaman burada bir eksilme olmuş. Örnek verelim. 8'den 8 çıkarsa ne kalır normalde? 0 kalır. Ne zaman 9 kalır? 7'den 8 çıkarsa 9 kalır. E o zaman bizim buradaki bir tane sayımız nereye gitmiş? Ha demek ki buraya geçmiş. Buradan komşudan ne almış? Bir tane onlu kalmışız. Onlu kalmışız. Yani buradan 1 a eksilttiğimizde bu tarafa ne olarak geçer? Onluk olarak geçer. E o zaman niye onluk kaldık biz buradan? Demek ki D'den C'ye çıkmıyormuş d'den c'nin çıkması için ne o gerekiyormuş? onluk gerekiyormuş bakın tongüllerim ben burada d'ye istediğim rakamı verebilirim ben diyorum 1 sen de 2 hiç fark etmez 1'den ne çıkarsa 4 kalır tabii ki 1'den bir şey çıkarsa 4 kalmaz e ne yapmıştık biz komşudan bir onluk almıştık 11'den On ne oldu onluğu aldım bir ekledim 11'den ne çıkarsa 4 kalır tabii ki 7 çıkarsa 4 kalır Bakın ne oldu D'ye 1 dedim. C'ye 7 dedim. Ve komşudan bir 10'luk aldım. 11'den 7 çıktı. 4 kaldı. Burada ne kaldı? <laughs> Burada 1 eksildi. O zaman ne olmuş? 9. E buradan 1 eksildiği zaman tonguçlarım 7'den 8 çıkmaz. Ne yaparsınız? Komşudan yine bir 10'luk alırsınız. Nereden aldınız bu 10'luğu? A'dan aldınız. A'da ne oldu? 1 eksildi. Bakın A'dan B çıkmış. 2 kalmış. Demek ki 1 eksildiğinde a eksi b 2 oluyorsa eksilmeden önce nedir a eksi b? Tabii ki 3'tür diyeceğiz. a eksi b 3. Bakın yazıyorum yerine dikkat edin tonguçlarım. d yerine 1 yazmıştım. c yerine 7 yazmıştım. 7'den 1 çıkarsa kaç kalır? 6 kalır. a'dan b çıktığında kaç kalmıştı? 3 kalmıştı. Neymiş o zaman cevabımız? 36'ymış diyoruz. Ne yaptık tonguçlarım? kütür 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 dettik. O bakın bu ÖSYM var ya tonguçlarım, tongüllerim a kare eksi b kareye takmış durumda. Yani a kare eksi b kareyi diyor ben her yıl her soruda en az bir tane iki tane sorarım diyor. Bakın a eksi b a artı b yazıyorum. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz. Bu çok önemli. Bakın tonguçlarım. B kareyi sola atsam ne olur? A kare eksi b kare olur. Aynı şekilde eksi a'yı karşı ne olacak. a eksi artı olarak geçecek. a eksi b. a kare eksi b kareden ne yapıyorduk? a kare eksi b kareyi düzenliyorduk. a eksi b çarpı a artı b. Eşittir a eksi b. Bakın tonguçlarım a eksi b'ler ne oldu? Kütürdettik bunları. Burada bir kaldı. a artı b eşittir bir oldu. Şimdi bana neyi sormuş? a kare artı b kare. Hmm. A artı B'yi biliyorum. A kare artı B kareyi nasıl bulacağım? E kareler var burada. Hadi o zaman biz her iki tarafın karesini alalım. Bakalım her iki tarafın karesini aldığımızda ne olacak? A'nın birincinin karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Eşittir bir. O Tonguçlarım A, A çarp B'yi biliyor muyuz? Biz bakın burada yazıyor. Eksi bir. Yaz yerine eksi bir a kare artı b kare 2 ile eksi 1'i çarparsam eksi 2 eşittir 1. Buradan eksi 2'yi karşı yatarsam ne olacak Tonguçlarım? a kare artı b kare eşittir. Artı 2 olarak geçecek. 1 ile toplarsam ne olur? 3 olur. Evet Tonguçlarım bir önceki videoyu ve bir sonraki videoyu izlemeyi unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Like etmeyi unutmuyoruz. Kütür kütür başka bir sorularda görüşmek üzere diyorum.